Merhabalar, Sendromsuz Pazartesi sohbetlerinde bu haftaki konumuz kısa aşil sendromu. Meşhur mitolojik tendonumuz aşil tendonu kısa olunca ne oluyor? Parmak ucunda yürüyen çocuklar görmüşsünüzdür. Parmak ucunda yürüyen çocukların hastalığıdır bu. Peki niye parmak ucunda yürünür? Aşil tendonu doğuştan kısa olan çocuklarda yürüyebilir. Veya yürüteç kullanan çocuklarda, yürüteç kullandırılan çocuklarda görülebilir. Parmak ucunda 12 ile 18. ay yürümeye başladıktan sonra parmak ucunda yürümesi çocukların devam eder. 5 yaşına kadar çocuklarda genellikle önce masaj, hareket, egzersiz, fizik tedaviyle bunları yok etmeye çalışabiliyoruz. Eğer bunlardan çare bulamazsak splitleme dediğimiz brace, AFO gibi cihazlarla bunu biraz daha belli sürelerle, günün belli sürelerini takarak bunların iyileşmesini sağlıyoruz. Bununla da olmadı, o zaman uzun süreli alçılamalarla, seri alçılamalarla bunu yapabiliyoruz. 5 yaşına kadar geçmedi. Çaresiz miyiz? Değiliz. 5 yaşından sonra da yapacağımız bir takım basit ameliyatlar var. Bunlar nedir? Tendonun boyunu uzatma ameliyatları, aşiloplasti ameliyatları veya tendonu eğer çok ciddi bir kısalık yoksa, ciddi parmağın üstüne yürümüyorsa, tendonun üstünden küçük kesilerle aşilotomi ameliyatları yapılabilir. Bunlardan sonra belli süreler alçıda kalıyor. Alçı bittikten sonra normal hayatına yakın bir şekilde, ilerleyen yaşantısında sıkıntı yapmayacak şekilde mutlaka hayatına devam edebiliyor. Ne yapmamız gerekiyor? Çocukların parmak ucunda yürüyorsa mutlaka bir hekime başvurun. Çünkü tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu çaresiz bir durum değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.